Tarımın Yıldızları'nın bu haftaki bölümünde Çelikel Tarım Makineleri firmasındayız. Şu anda üretim birimindeyiz. Yanımızda Çelikel'in üretim müdürü Mustafa Akdemir ve kalite müdürü Ramazan Çolak var. Mustafa Bey ve Ramazan Bey bize Çelikel'in tüm operasyonlarını adım adım aktaracaklar. Hadi birlikte üretimin safhalarını gezelim. Öncelikle teşekkür ederim Ozmi. Merhaba. Şimdi bizim burada ilk başta imalatımızın başladığı nokta, yani ana tedarimizin başladığı nokta saç kesim bölgesi. Burada gelen saç malzememizi plazma ve lazer makinemize imalatta Arge'den çıkan resimlere göre kesimini gerçekleştiriyoruz. Plazma makinesi ve lazer makinesinde bu kesimler gerçekleşiyor. İmalatta kullanacağımız yer ve yönteme göre bu saçları şekillendiririz. Burada Abkant resimimizde. Bu lazer verilen, kesim. Yine verilen resimlere göre bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu lazer kesimde çift kaplalı lazer makinemiz. İçeride plazma biriminde yapılan programa göre program lazeri yerleştirilir. Yatırılan saca tabağa göre de bu kesimler burada gerçekleştirilir. Lazer makinesinde. Evet, burası saç şekillendirme. Burası metal. Saç kesim. Saç şekillendirme birimimiz. Daha bizim... Burada giyotininiz var galiba. Bu hidrolik abkant presimiz. Evet. Burada eğer sacı bükülmesi gerekiyorsa imalatta kullandığımız yere göre burada abkant presle saçlarımız bükülür. Burada büküm işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra hidrolik preslerimiz var. Egzantik hidrolik presler. Yine sacın basılması gerekiyorsa kullanım yerine göre burada hidrolik presle basımı gerçekleşiyor. Bunlar hidrolik presle şekillendirilmiş. Şekillendiriliyor. Bu saç kesim makinelerimizden çıkan saç parçamız normal düz bir şekilde gördüğünüz gibi gelir. Burada hidrolik presle basımı gerçekleştirilir. Bizim fabrikada kullandığımız, ben şöyle hani adlandırıyorum. Ana tedarikçilerimiz bizim kendisimiz. Saç döküm malzeme, yani tonalık malzeme. Tonalık malzeme de iki kısımda ayrılıyor. Bunlar testerelik ve döküm malzemelerimiz. Testerelik malzemelerimizi boy olarak hazır satın alırız. Döküm malzemeleri de yine verdiğimiz modellere göre, kalıpçı arkadaşlarımızın çıkardığı modellere göre dışarıda dökülür. Döküldükten sonra biz burada talaşlı imalatı alırız. Bu fabrikayı bölümlersek, önce bir saç kesim ve bükme, döküm işlemleri. Onun dışında burası gelen profil malzemelerimizin ve diğer testerelik malzemelerin kesildiği birim. 3 adet testere makinemiz var. Bu makinede yine verdiğimiz teknik resimden çıkan ölçülere göre burada kesimleri gerçekleştiriyor. Burada İmalata hazırlanıyor. Buradan çıkan malzemelerimiz, talaşlı imalata giren parçalarımız da var. Talaşlı imalat gerektirmeyen, hazır olarak kaynak projesine aldığımız son şekillendirmeye giren parçalarımız da var. Şimdi bu fabrikayı bölümlendirirsek ana tedarikçilerimiz, yani talaşlı imalatımız, saç şekillendirmemiz ve bize dışarıdan hazır satın aldığımız depo malzemeleri. Bunlar bizim kaynak ve montaj birimine malzemelerimizi hazırlayan birimler. Evet. Biz şu anda saç kesim ve kaynak işlemeyi gördük. Aynen. Kesimi de gördük. Şimdi talaşlı imalat birimine geçelim. Evet. Talaşlı imalatta neler yapıyoruz? Burası işte açma tezgahlarımız. Yine talaşlı imalatın diğer bir kolu. Yani kendi bünyenizde açıyorsunuz. Kendi bünyemizde. Şanzımanın dişleri. Grubunun içindeki malzemeleri, dişli ve diğer malzemeleri, milli konik dişlileri, martileri biz kendimiz burada işliyoruz. Bu yine ot silaj makinemizde kullandığımız şanzıman grubundaki milimiz. Biz bunların dişli açımlarını kendi içimizde, kendi bünyemizde yapıyoruz.
bir konuda ilave yapmak istiyorum. Yine bizim işlediğimiz şanzıman kutuları ve diğer dişli malzemeleriyle birlikte biz bunların toplanmasını yani bu montajını yine kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu soldaki birim ise bu birim bizim şanzıman dişli kutularını montajını gerçekleştirdiğimiz birim. Dişlilerini, millerini, kutularını hepsini hazır edip burada montaj bu kısımda montajı gerçekleştiriyor. Kaynak bölümü? Kaynak birimi bu bölüm. İsterseniz şuradan devam edelim. Elimizde makine park olarak robot kaynağımız. Robot kaynağında isterseniz şuradan göstereyim. Tornalık ve saç malzemelerimiz kesilip işlendikten sonra burada robot kaynağımıza fikstürlerimiz ve şöyle göstereyim. Kalıplarımız sayesinde robot kaynakta kaynatılmaktadır. Bu bize bir yani normal gazaltı kaynaktan ziyade inanılmaz kalite ve hız veriyor. Standartizasyonu hem standart hem de hız bakımından müthiş bir katkı sağlıyor. Kaynak biriminde şu anki yapacağımız makine parkurundaki bir makineden burada şu an osilaj diye adlandırdığımız makinemizin kaynağı gerçekleştiriliyor. Şu parçada örnek verecek olursak osilaj makinesinde kullandığımız Volan adını verdiğimiz bir parça. Burada yine içindeki borusu malzemesi işlendikten sonra saç malzemesi de üstüne kaynıyor ve işlemi tamamlanıyor. Genel olarak yaptığımız makineler yem karma ve dağıtma römorku, tek sıra mısır silaj, ot silajı, balya yükleme, tesviye küreği, sıra bağımsız ve diğer adıyla çift sıra mısır silaj makinesi. Bir de yeni bir yılın sonucu uzun bir Ar-Ge sürecinden sonra imalatına başladığımız silaj paketleme makinesi. Tamamı bu tesiste üretiliyor. Tamamı kendi bünyemizde üretiliyor. Yem karma ve dağıtma römorku dediğimiz makinemiz varyasyonları vardır hacimsel olarak. 5 metre küpten 12 metre küp kadar. Bunların yine tamamının üretimini, imalatını biz kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Evet, bu parçalar? Bu parçamız bizim makinede koyduğum, çiftçinin koyduğu yemi dağıtan, kesen ve hayvana yem olarak hazırlayan helezonlar. Helezonlar. Dağıtımını ve kesimini gerçekleştiren helezonlar. En önemli parçalardan biri. En önemli parçalardan biri. Kesinlikle. Burası montaj birimimiz. Montaj biriminde kaynağını tamamladığımız az önce saydığım makinelerin boya sonrası montajı burada gerçekleşiyor. Yem karma makinesinin az önce gezdiğimiz bölümde yapılan makinenin boyaya hazırlanmış hali. Boyanacak. Burada daha sonra boya sonrası montajı gerçekleşecek. İsterseniz boyanmış makinelerde örnek olacak olursa. Bu sıra bağımsız veya çift sıra olarak adlandırdığımız mısır silaj makinesi dediğim gibi kısım kısım prosesleri tamamlanır. Burada montaj bölümünde birleştirilir. Kapasite olarak söyleyebileceğimiz bir rakam var mı? Fabrikanın üretim kapasitesi olarak. Biz şu an genel total makine adetine bakarsak bu yıl hedeflediğimiz rakam 2300'ün üstünde. 2300 farklı makine buradan çıkıyor. 2300 adet toplamda. Adet toplamda. Yani bu yaptığımız diğer makinelerin varyasyonlarıyla birlikte. Çünkü yaptığımız makinelerde varyasyon da var. Hacimsel olarak olsun. Silaj, yeni yaptığımız silaj paketleme de olsun. 500 ve 1 tonluk olarak. Bunların hepsini baz aldığımızda 2300'ün üstünde bir maşallah rakam hedefliyoruz. Maşallah. Allah'ın izniyle de bu hedeflediğimiz rakamı kolaylıkla tutturacağız. 2014 yılı için değil mi? Bu yıl için. 2014. Geçen yıl yaptığımız makine adeti yaklaşık olarak 1600'dü. Güzel. Yani her geçen yıl üstüne koyarak makine adetini artırarak devam ediyoruz. Sadece imalatta toplam kaç kişi çalışıyor? İmalatta atölyede şu an 115 kişi var. 115 kişi. 115 kişi. 115 kişi kaynak, montaj, depo. Genel olarak bütün birimlerde toplam çalışan personel sayımız 115. Ki bu da yani giderek artıyor. Evet, Çelikel'deki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Ar-Ge departmanındayız. Ar-Ge departmanının yöneticisi aynı zamanda Çelikel Tarım Firması'nın 4. jenerasyonunu temsil eden Muhsin Türkmen. Muhsin Bey, Çelikel'i gezerken önce imalattan başladık.
imalatı gezdik. Bütün operasyonları gördük. Açıkçası bu kadar geniş üretim kapasitesi olduğunu bilmiyordum. Orada planlama yöneticisi Mustafa Bey'le yaptığımız görüşme içerisinde ne desek Ar-Ge kalite, Ar-Ge kalite dedi. Çok merak ettim. Biraz bize Şelike'nin hem araştırma geliştirme, Ar-Ge'nin de aslında ne olduğunu biraz açarsak, Ar-Ge'nin de genel açılımını yapalım, çiftçimiz biraz daha hakim olsun. Hem de sizin aslında Çeliker olarak Ar-Ge yaklaşımınızla beraber Ar-Ge'nin firmanın geleceğine ne kadar etkilediğini, ne kadar önemli olduğunu sizden bir dinlemek isterim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ar-Ge bizim Türkiye'de biraz daha farklı algılanıyor. Yani dışarıdan mesela yurt dışında üretici firmalardan almış oldukları makineleri birebir kopyalamaya çalışıyorlar. Şimdi bu esasen Ar-Ge'nin bir açılımı değildir. Ar-Ge demek bir takım altyapılar oluşturarak, ondan sonra tasarımlarda geliştirmeler yapılarak da ortaya bambaşka bir ürün çıkartılmasıdır. Yeni bir ürün. Aynen, yeni bir ürün. Yani bizim de burada yaptığımız şey şu, özellikle biz dünya genelindeki makinelerde tabii incelemelerimizi yapıyoruz. Ama hiçbir zaman bir firmanın birebir aynı imalatını yapmayız. Burada hangi firmanın iyi yönü varsa bu iyi yönlerini alarak ortaya derleme bir şey çıkartırız. Kendi fikirlerimizi de üzerine katarak bambaşka bir proje üretiriz. Zaten yaptığımız birçok ürünlerde de değişik patentlerimiz var. Bunlar üzerinden de hakikaten performans olarak makinelerimiz diğer piyasadaki rakiplerine göre çok çok üst seviyelerde. Bunları da sürekli zaten tarlalara gidip özellikle Ar-Ge ekiplerimizle sürekli dolaşarak test ediyoruz. Evet, Tarımın Yıldızları programında Çeliker'deki gezimize devam ediyoruz. Şu an firmanın önemli birimlerinden birindeyiz ve yanımızda Çeliker'in 4. neslini temsil eden Ersin Türkmen Bey var. Ersin Bey, sizin sorumlu olduğunuz birimler ve kurum içerisindeki konumunuz nedir? Şöyle söyleyeyim, ben 3 farklı iş yapıyorum ben. Birincisi bizim dış ticaret bölümü, ikincisi bilgi işlem diyebilirim. Bir de Zirai Market adında bir firmamız var, onu biliyorsunuzdur. Onunla alakalı faaliyetlerimiz var. Bir de firmanın görsel tasarımları da. Yani aslında Çeliker'in son 2-3 yıl içerisinde çok hızlı bir çıkışı oldu sahada. Özellikle pazarlama anlamında. Bunun arkasındaki isimlerden bir tanesi de sizsiniz anladığım kadarıyla. Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten başarılı çalışmalar var. Bu hem kurumun içerisinde ilk dakikadan içerideki tüm departmanlardaki o genel duruş, kurumsal duruşa da yansımış durumda. Bu açıdan çok başarılı bir çalışma olduğunu ilk anda anlayabiliyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bu departmanın faaliyet alanına gelirsek, burada aslında Çeliker'in geleceğini yine temsil eden bir Ar-Ge departmanını ben çok önemli görüyorum. Orada abiniz Muhsin Bey evet. Var. Evet, burada da yine firmanın gelecek vizyonu temsil eden önemli bir departman, dış ticaret departmanında. Burada da sizi gördük. Görünen o ki Bekir Bey, iki tane çok kuvvetli noktayı, önemli noktayı sizlerle doldurmuş pozisyonda. Dış ticaret deyince hemen akla ihracat geliyor. Bana biraz Çeliker'in ihracat yaklaşımını ve dış pazarlara bakış açısını anlatabilir misiniz? Tabii şöyle söyleyeyim, ben dediğiniz şeyler için çok teşekkür ederim öncelikle. Firmada bizim de katkılarımız oldu ama tabii babamları, biz 4. nesiliz. Onları sayarsak bizimki daha ufak yani. İnşallah daha fazla ileride olacak. İnşallah olur. Biz ticaretimizi size şöyle özetleyelim. Biz 4-5 yıl önce başlattık ticaret yapmayı. Benim kişisel gayretlerimle oldu. Yani bizim bir belirli bir şeyimiz yoktu, dış ticaretimiz yoktu. İşte benim başlangıç yaptığım işi daha sonra Neşet arkadaşımız var. Şu an dış ticaretimizi yürütüyor. Onun katılımıyla biraz daha geliştirdik. Şu an en son bir arkadaşımızla daha başladık. 7 kişi olduk dış ticarette. Bunlardan üçü yabancı uyruklu. Bir arkadaşımız var, Dominikli, ismi Deni. Ukraynalı bir arkadaşımız var, o 7 dilli.
Firmanın üretim, Ar-Ge, dış ticaret ve diğer tüm birimlerini dolaştık. Şu anda yanımızda Çelikel'in hem genel müdürü hem üçüncü neslini temsil eden Sayın Bekir Türkmen var. Bekir Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çiftçi TV'yi ve Tarımı Yıldızları'nı işletmenizde ağırladınız. Ve Çiftçi TV izleyicileriyle Çelikel'in belki farklı bir vizyonunu paylaşma imkanı sundunuz. Ben teşekkür ederim Oğuz Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Mekanımıza şeref verdiniz. Sizleri işletmemizde, fabrikamızda görmek hakikaten bizleri mutlu ediyor, onları ediyor. O konuyla ilgili de size müteşekkiriz. Mehmet Bey'in tabii burada daha önceki yapmış olduğu bir programı, aynı mekanı sizin de gelip ziyaret etmeniz bir bizim firmamıza ne kadar değer verdiğinizin bizce bir göstergesi bu. Sizin için de kanalınızın da inşallah Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah. İnşallah yeni bir soluk getirirsiniz, yeni bir vizyon katarsınız. Çünkü benim hayat felsefem şudur ki kalite her zaman rekabet her zaman kaliteyi de beraberinde getirmiştir. Ben istiyorum inşallah sizin kanallarınızın da sayısı biraz daha çoğalır. Çoğalmasıyla beraber de inşallah yayın kaliteniz son derece artar. Bundan ben firmam ve sektörüm adına hakikaten ciddi anlamda mutlu olurum. Belki sektörün içerisinde yöneticilikler yapmış, farklı görevlerde bulunmuş bir profesyonel gözüyle de bir takım şeyleri sormak istiyorum. Bir kere bu ruhu siz bu kadar enerjiyle, bu kadar pozitif, bu kadar heyecanla bu ekibe nasıl bu kadar kuvvetli aşılayabildiniz onu gerçekten merak ettim. Vallahi aşk diyelim isterseniz bunun adına Oğuz Bey. Ben hani çocukluğumuzda dinlerdik işte Ferhat'la Şirin aşkı ondan sonra ya nedir bu diyelim. Ya işte Ferhat Şirin için dağları denmiş derlerdi. Ne zaman ki ben Amasya'ya gidene kadar hakikaten o aşkın ne ifade ettiğini bilmiyor idim. Ama oraya gittiğimde şunu gördüm ki insan eğer hakikaten aşık oluyorsa ki meslekle özdeşleştiriyorum ben bunu hakikaten dağları demiş. Ben isterim insanların o Ferhat'ın Şirin'e olan aşkının emaresini, o dağları nasıl deldiğini, o suyu o şehre nasıl getirdiğini ben insanların hakikaten görmesini arzu ediyorum. Tabii o başka bir boyut, bizimki farklı bir boyut. Hakikaten ben mesleğimi çok seviyorum Oğuz Bey. Ben üçüncü kuşak sanayiciyim. Yeni de bir sürece girdik. Ben tabii biz bazı şeylerin farkına varmıyoruz ama dışarıdan gelen insanlar bizim firmamızı bizden daha iyi analiz edip ya işte hani çok affedersin bunu ben övünmek için de söylemiyorum ama bir hayranlık ifadesi çünkü insanların doğal olarak yüzlerine yansıyor bu. Hakikaten çok efor sarf ediyoruz. Yeni bir yapılanmaya girdik. Ben idealist bir insanım. Veya en azından öyle olduğumu düşünüyorum. Öyle olduğunu bu ideallerimin içerisinde aşk da var. Mesleki aşk var. Ben hayatta ikinciliği hakikaten tahammül edemiyorum. Kendime sindiremiyorum. Çünkü benim hayat felsefemde başarısızlık gibi bir şey düşünemiyorum yani. Şimdi yeri geliyor uykularımız kaçıyor. Yeri geliyor elemanlarımın uykusunu kaçıyorum. Şu anda yeni ekibimden bunu mutlulukla söylüyorum. Ya abi işte geliyorlar akşam diyor 12'ye kadar 1'e kadar 2'ye kadar uyuyamadım. Sabahleyin mesai saatinde bakmışsın fişek gibi gelmiş yani burada. Diyorum ki ne güzel lan oğlum vallahi memnun oluyorum yani. Şimdi tabii bunu söylerken neyle ilgili söylüyorum memnuniyet ifademi? İşinin sevgisinin göstergesi, emaresi olarak söylüyorum ben bunu. Çünkü İdealist insanın arzu edip de başaramayacağı benim felsefemde bir şey yoktur yani. Allah'ın izniyle evet. İnşallah tabii mutlaka temennimiz hep o doğrultuda. Çok heyecanlı, çok idealist bir kadro kurmaya çalışıyorum. Şimdi biz yeni bir sisteme giriyoruz. Yeni bir yapılanmaya giriyoruz. Hakikaten ciddi anlamda
teknolojiye yatırım yaptık. Belki yurt dışında bu sistemin belki bilimsel, matematiksel şeylik karşılığı nedir? Tam bilmiyorum. Belki mühendisiniz, işte MRP diyorlar, ERP diyorlar, farklı bir boyut söylüyorlar ama biz şu anda o sistemi kendi sektörümüze özel olarak bir yazılım firmasıyla götürüyoruz. Tamamen firmamızın istekleri, beklentileri tip kalite odaklı, zaman odaklı, zaman etütleriyle beraber götürüyoruz. Tahmin ediyorum bunu hazır bir paket olarak almış olsaydık herhalde 1 milyon 1 milyon 200 bin dolarlar civarında rakamlar telaffuz ediyorlardı. Çok büyük yatırımlar tabii. Biz kendimizi dedik ki size kobay olarak feda edelim. Siz de bununla ilgili bizim firmamızı bir gözlemleyin. Analiz edin. Analiz edin. Sizin bizlere önerileriniz nedir? Bizim sizden isteklerimiz, istemlerimiz nedir? Onunla ilgili ciddi anlamda bir yazılım yaptırıyoruz. Bunun bize katkıları ne olacak? Ben inanıyorum inanılmaz derecede katkılar olacak. Çünkü biz bir yola baş koyduk. Ne dedik? Biz dünya ölçekli bir firma olacağız diye. Bunun yolu da buradan geçiyor. Yani bu işin olmazsa olmazı. Çünkü dünyada birçok ülkeye gidiyoruz, birçok firmayı geziyoruz. Hakikaten her şey matematiksel anlamda her şey dört dörtlük. Ar-Ge'si, günlük iş planlaması, hangi ürünün ne zaman çıkacağıyla ilgili, stok banttaki neyle ilgili, stoğun yapılandırılmasıyla ilgili, stok maliyetleriyle ilgili, analizlerle ilgili, girdi kalite kontrollarıyla ilgili, ondan sonra üretim kalitesiyle ilgili. Yani ilgili ciddi bir sürece girdik ama severek yürütüyoruz bu süreci. Biraz sancılı olmasına rağmen inan severek götürüyoruz. Çünkü o ideallerimiz içerisinde bunun olmazsa olmaz olduğunu bütün ekibim de biliyor, ben de biliyorum ve o konuyla ilgili anormal derecede bir motivasyonumuz, yani ciddi anlamda yüksek seviyede ekibim ve buna inanmış durumda. Bu işle ilgili işte bazı departmanlarda yetki ve sorumluluk verdiğimiz arkadaşlar bazen tempomuza ayak uyduramıyorlar. Öyle olunca diyoruz ki çünkü uzun soluklu bir iş, aşk işi, sevme işi, sevgi fedakarlık ister. Bunu fedakarlığı gösteremeyecek arkadaşlarla kısa bir zaman içerisinde yollarımızı ayırıyoruz. Ve İdealist arkadaşları takımımıza dahil ediyoruz. Şu anda sürecimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim işte 24 ay gibi bir öngörü vardı. Tahmin ediyorum biz bunu 8-10 hadi bilemedin en geç 12 ay gibi bir süreçte tamamlayacağız. İşte o zaman her şey bizim kontrolümüz altında olacak. Sistem hesap soracak. Sistem ifade edecek. Sistem kaliteyi anlatacak. Buraya geldiğinde herhangi bir yabancı misafirimiz ki gezdiniz atölyemizi sisteme artık görüp de o kalite odaklı çalışmayı görüp de ürünün hangi safhalardan hangi emarelerden geçtiğini görüp de inanmayacak adamı da ben artık şey etmiyorum, yani inanmıyorum. Etmiyorsunuz, evet. O aşkın yansıması olarak onu mutlaka görecekler. Ben inanıyorum ki inşallah bu aşkla biz izdivaça gireceğiz. Uzun bir müddet bu işi götüreceğiz. İnşallah siz de göreceksiniz ki İtalya'da da sağ olun bizim standımızı ziyaret ettiniz. İnşallah bunun müteakip defalar diğer ülkelerde de firmamızı İnşallah. Yakın zamanda göreceksiniz. Artık biz uluslararası bir arenaya çıktık. Ama utandınız. Bizde geri vitesi yok bizim arabada. Ekibimde de aynı şekilde. Dedik sürekli hep önümüze bakıyoruz. Geriye dönüp çok bakmıyoruz. Ve sürekli de vitesi artırarak gidiyoruz. Ama tabii bununla beraber hızımızı artırırken de emniyet kuralları
dairesinde de hareket ediyoruz. Trafik kurallarına yani tabii riayet edelim. Ama hız limitinin olmadığı yerde de suratımızı son surat gitmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anki firmamızla ilgili olan süreç bu şekilde. Arge ekibimiz hakikaten güzel çalışıyor. Şu anda benim en ciddi önemsediğim, değer verdiğim ekiplerden birisi Arge ekibim. Sürekli canlı Arge yaptırıyorum. Onlara sınırsız imkanlar, elimizin, firmamızın el verdiği ölçüde, gücümüzün yani yettiği ölçülerde her türlü imkanları onların şeyine seferber ediyoruz. Kullanımına seferber ediyoruz. Tabii ben de bununla beraber ne istiyorum? Kalite istiyorum. Yani mühendisler, Arge ekibi bunu çizdi. Ya hemen alalım, üretime de sokalım, bunu hemen MTI'ye dönüştürelim diye de bir mantık bizde yok. Çünkü uzun yılların vermiş olduğu tecrübe, mühendis çizimini yapar, sahada bunun esas canlı Arge dediğimiz, ki bizim firmamızın olmazsa olmaz diye gözlemlediği, benim hayat tecrübemden ben bunları edindim. Çünkü çok para canlısı bir insan değilim. Para benim için amaç değil, araçtır. Bu araca ulaşmanın yollarının da, İşte o virajlarını falan da iyi kötü biliyoruz. Hızımızı ona göre ayarlıyoruz. Yani sırf para odaklı olacak olsak şu anda elhamdülillah benim müşterilerim, bizim müşterilerimiz Çelikel'i öyle bir konuma getirdiler ki bazen biz bile nerelere geldiğimizin bile farkında olmadan bazen de duygulanıyorum. Duygusal da bir insanım. Bizim 5 yılda, 10 yılda gelebileceğimiz süreci bizim insanlarımız bize hakikaten bu hazzı, o duyguyu yani böyle 1 yılda, 2 yılda yaşattılar. Ben sizin aracılığınızla bütün Çelikel kullanıcılarını, bütün Çelikel dostlarını, maddi ve manevi bizi destekleyen, bizim reklamımızı yapan bütün insanlara sizin aracılığınıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kendim ve ekibim adına. Ekibim derken hakikaten artık bir ordu gibi olmaya başladık. Şu inşallah an toplam kaç kişi çalışır durumda istihdam ettiğiniz? Şu anda 130 kişi olduk 2014 yılıyla ilgili ama 2016 yılı hedefimiz inşallah en az 250-300 kişi. Niye bunları söylüyorsun? Hakikaten çok ciddi bir çıkış trendimiz var bizim. İnşallah Konya Fuarı ile beraber yeni ürünlerimizin lansmanlarını da gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi Arge ekibimiz ve sahadaki canlı Arge ekibimiz bir takım artık ürünlerimizin son Arge'lerini yapıp ufak tefek eksikliklerimiz varsa onları bertaraf edip banta seri imalat olarak inşallah almaya yani çalışacağız. Bugün bu vesileyle o zaman 2015'te hedeflerimizden Mart ayında inşallah Konya Tarım Fuarı'nda İnşallah. Yeni şovlarımızı da beraber evet yeni ürünlerimizin lansmanlarını da göreceksiniz. Dış ticaret ekibinde 7 tane arkadaş var. Evet. Bu 7 arkadaşın arasında Dominik Cumhuriyeti'nden de Ukrayna'dan da farklı ülkelerden işte bir de inşallah Tunus'tan katılacak bir arkadaş. Tunus'tan, Kuzey Afrika'dan bir arkadaş var. Evet. Arapça bilen. Evet. Şimdi bu tabii bu bizim vizyonumuzun bir göstergesi diyebilirim. O zaman yani Çelikel'in vitesi arttırdıktan sonra direksiyonu da çevirdiği yer sanıyorum artık Türkiye'de iç biz piyasa biz dünya firması olacağız Oğuz Bey. Değil mi? Bak bunun belki hani Konya'da amiyane bir tabir var, kusura kalmayın ama kubuz derler, anlıyor musun? Ben Konyalı değilim. Kubuzluğun belli kriterleri var. Ben bunu kubuzlanma, böbürlenme, büyüklenme anlamına söylemiyorum. Hedef koyuyorsun. Ama yani benim vizyon, belli bir hedefim var. Benim belli bir vizyonum var. Ben Yozgat'tan çıkmış Muhsin Türkmen'in oğlu, ki babam iyi bir sanatkar idi benim. Üçüncü kuşak sanayiciyim. Bir ideal ve amaç uğruna geldim zaten. Benim de o zamandan beri yani 20'li yaşlardan belli ideallerim vardı. Bunu gerçekleştirmek için merdivenin basamaklarını birer birer tırmanmayı seviyorum ben. Ama şu günkü geldiğimiz nokta itibariyle şunu gözlemledim ki yani hani bir kırılma noktası olur ya, yani artık bir şeyleri sen istemezsin, o artık doğal mecrana girmiştir, kendi kendine gider. Şu anda biz gitmek istemesek bile arkamızdan artık insanlar bizi öyle bir iteliyor ki
talepler o şekilde geliyor ki sen yapmaman için ya çok affedersin biraz ağır olacak ama aptal olmak lazım. Ki elhamdülillah yani öyle bir hayatta bir şey de kabul etmiyorum ben. Bir görselliğimiz, çizgimiz bizim bütün firmalardan farklı. Dünyadaki bak Türkiye'deki demiyorum. Bizim görselliğimiz, çizgimiz, trendimiz, bakışımız, kalitemiz. Kalite belki biraz çok şey olabilir. Çünkü onunla ilgili hakikaten onun emek sınır, yoğun sınırı çalışıyoruz. Sınırı yok tabii yani. Evet. Ne kadar teknolojik yatırım da yapsanız, CNC de koysanız, robot kaynağı da yapsanız sonuçta insanın elinden geçen bir şey var. Orada insan kaynağına dayanıyor iş. Ama diğer söyledik, bir zaman işi. Ama diğer söylediklerimle ilgili bunu Türkiye'de değil, dünya arenasına çıktığımız zaman da hakikaten eğer bir teveccüh varsa bizim sarı kızları görüp de aşık olmayacak, Mecnun olmayacak, Ferhat olmayacak. Ben insan tanımıyorum ya. Bir, görselliğe de önem veriyoruz. Kesinlikle. Kaliteye de önem veriyoruz. Tasarım konsepti var ürünlerde, dikkatimi çeken bir şey bu. Ya işte dedik ya aşk. Aşk insanlar hakikaten neler yaptırıyor. Bu aşkla kastım benim belki sık sık vurguluyorum ama mesleki aşk. Hakikaten çok seviyorum mesleğimi. Ve ekibimi de onlardan kuruyorum. Yani aşık olabilecek idealist insanlardan, anlıyor musun? Yeni böyle pırıl pırıl ne istediğini bilen, ne istediğini arzuladığını bilen, tuttuğunu kopartabilecek güç ve kudrete sahip idealist insanlardan kurmak istiyorum. Ki şu anda öyle bir kadronun %85'ler seviyesine de getirdik elhamdülillah. Pırıl pırıl, canavar gibi biraz Anadolu lisanıyla olacak ama heyecanımı da mazur görün. Rica ederim, çok memnun oldum. Çünkü düşünüp de onları gelebileceği yerleri hayal ettikçe yolumun ne kadar doğru olduğunu, stratejimizin ne kadar dürüst olduğunu, çünkü hep şunu istemişizdir. Ya Rabbim, bize verdiğin her şeyi de hayırlısından ver. İnsanlara tepeden baktıracaksa bunu sizin aracınızla yine aynı şeyleri söylemek istiyorum. İnsanlara tepeden bakacaksak vermesin Rabbim bana beni. Ama ben hayat felsefem şu. Rabbim Hristiyan'a, Yahudi'ye bu zenginliği, bu serveti verirken dini sağlam diye vermiyor, dürüst diye veriyor. Çalışıyor diye veriyor. Samimi diye veriyor. Biz aynı hasletleri taşıdıktan sonra Allah-u Teala'nın bunları vermemesi için hiçbir sebeple gerekçe yok yani. Yeter ki biz o vasıfları donanım olarak, zırh olarak üzerimize giyelim, sahaya çıkalım. Ben inanıyorum ki çok dünya markası çıkartırız. Yani bir benim sahada olmam, bir 3-5 firmanın sahada olması, bunlar benim aşkımı inanırsanız yarım kesiyor. Bu belki bugün için Çelikel firması olarak söylüyorum ama bir Türk olarak da hani denler ya bir Türk dünyaya bedel diye. Artık o savaş atmosferi bitti. Yani o ata binip, zırhlanıp, kuşanıp, gözü karalık bitti. Bundan sonra gözü karalık ticarette olması gerekiyor. Ben yani bunu anlatmaya bilgide çalışıyorum. Ben bilgide, beceride, heyecanda, yani evet buluşta, Ar-Ge'de bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman hani eskiden dedemiz atının üzengisini 600 yıl dünyanın her tarafında öptürmüş, o heyecanı yaşatmış, adaletle gitmiş. Biz de diyoruz ki artık o dönemler bitti, dünya globalleşti. Yani bir odanın içine girdiğin zaman dünya odanın içeri, artık ticari savaşlar var. Biz bu ticari savaşların içerisinde firma olarak ülkem adına ne yapabilirimin sancısıyla hareket ediyoruz. Artık yani şahsım adına, firmam adına yani bunlar benim istemem ülkemin geleceğiyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili, torunlarımızın geleceğiyle ilgili. Memleketimizin geleceğiyle ilgili. Çok doğru. Yani benim sancılarım bunlar Oğuz Bey. Yani beni mazur görün. Şimdi inşallah 3. ayda önümüzde bir fuar var. Konya için bahsediyorum. Şey 2. ayda veya 3. ayda iki tane Mart, bir hayvancılık ve tarım fuarı. Evet. Tabii bunun öncesinde bizim inşallah uluslararası fuarlara da katılıyoruz. Evet. Şu anda yeni herhalde çocuklar tahmin ediyorum
Dün maillerinde okumuştum, Fransa ile ilgili sözleşmemizi bitirdiler, Sima Fuarı diye. Sima Fuarı dünyanın yine en prestijli fuarlarından tabii birisi bu. İnşallah akabinde de Güney Afrika ile ilgili veya Güney Amerika ile ilgili Brezilya fuarına inşallah gideceğiz. İnşallah tabii biz sizleri de İnşallah. O fuarlarda gözlerimiz İnşallah. Görmek istiyor. Çünkü İnşallah, bu bir ekip işi. Tabii biz bir boyutundayız, siz bir boyutundasınız. Yani pazarlamacı arkadaşlar, dış ticaretçi ekip bir boyutunda, devlet farklı bir boyutunda tabii ki ben sizin aracınızla devlete bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizim sektörde de devletin ciddi teşvikleri var. Türkualite kalitesi biliyorsun her sektöre de bazı firmalara veriliyor. İnşallah biz bu yıl olmazsa inşallah onunla ilgili Ekonomi Bakanlığı'na sizin aracınızla da duyurmuş olayım. İnşallah öyle bir teşebbüsüm olacak. Çünkü şu anda 40 ülkeyi geçtik en son gelen çocuklardan verilere göre. Ben Maşallah. Ülkeme bir takım bir şeyler, dövizler kazandırmak isterken devletin de tabii bununla ilgili bize ciddi anlamda katkılar oluyor. Ama bu katkıların ben artırarak devam etmesini istiyorum. Niye? Şu anda ben şunu görüyorum, İtalya fuarında en yakın bariz geçmişle ilgili bir örnek. Bizden korkuyorlar Oğuz Bey. Onu ben korkunun, korkunun bu sancının bunu bizim firmalarımızın, benim meslektaşlarımın iyi algılaması lazım. Niye söylüyorsun bunu? Ya bunu aslında mutlulukla söylüyorum. Yani tabii, korkutmaktaki kastım yani bunu fiziksel yani güç kullanarak falan gücü, yapıyor fizik, değiliz tabii canım. Fiziki güç değil. Üretim gücü. Ticari ve anlamda. Zekayla tabii. Bunu övünerek ve gururlanarak söylüyorum. Aynen. Bak övünerek ve gururlanarak söylüyorum. Bunu herkes duysun ki mahşerin bilmem kaç atlısı derler ya, şu anda Türkler geliyor. Bak bizim sektörde kendi adıma söylüyorum ben. Gümbür 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 geliyoruz ve dünyayı da titreteceğiz. Ben şahsım adına söylemiyorum bunu. Ben bütün meslektaşlarımın adına da bu sizin aracılığınıza dile getirmek istiyorum. Bizim kendimize olan inancımız ve güvencimiz İnşallah daha üst seviyelere. İnşallah bizden sonraki jenerasyon, bizim çocuklarımız, meslektaşlarımın çocukları, bu bir nöbet değişimidir. Tabii ki. Daha iyi donatırsak, onların önünü daha iyi açabilirsek, ben inanıyorum ki dünyada bizim sektörümüz nasıl otomotivde belli bir yerlere getirdiler, İnşallah tarım makinalarıyla ilgili de çok iyi yerlere geleceğimiz konusunda benim en ufak bir tereddütüm yok. İşte biz onun için atılımdayız. Biz onun için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Ve biliyor musunuz, belki atölyeyi gezdiniz. Hakikaten teknolojiye son derece yatırım yapıyoruz. Şunu övünerek de söylüyorum ki hala kirada oturuyorum. Evimde kira, fabrikamda kira. Bundan da en ufak bir ar duygusu taşımıyorum. Niye taşımıyorum? Ben işimden kazanıyorum, işime yatırım yapıyorum. Niye? Bu bir aşkın, bu bir sevginin emaresi. Ben daha güzel, daha kaliteli ürünler üretmek için bunun sancısını çekerken, benim geceleyin evimde uykularım kaçarken üretimle ilgili o rahatlık, evdeki o rahatlık bana batacağı için ben bunları yapıyorum. Bilmiyorum hislerimi çok iyi anlatabiliyorum. Çok çok iyi ifade ediyorsunuz. Yani yine çok iyi anlıyorum. Duygulandım da. Çok haklısınız. Evet. Ben burada bir büyüme anmak istiyorum bu vesileyle. 90'lı yılların başında ilk öğrenciliğim başladığında bir işletmede çalışmaya başlamıştım. Bir patronum vardı, Sayın Tümer Gülbay. Tümer Bey'in bana ilk söylediği, o zaman bir mühendis adayı olarak imalatta çalışır pozisyondaydım, dişli imalatı ile ilgili. Tümer Bey bana dedi ki, aşk olmadan meşk olmaz. Aynen öyle. İşte aslında ben yaklaşık 20 senedir farklı sektörlerde çalışma hayatının içerisindeyim. Benim de gördüğüm o, çok net. Sizin de aslında başarınızın, Çelikel'in sektörde parlayan bir yıldız olarak son yıllarda damgasını vurmasının, bu kadar öne çıkmasının, dünyayla bu kadar rekabet etmesinin arkasındaki temel sebeplerden biri bence sizin aşkınız, işinize olan
heyecanınız, ve ekibinize, aynı zamanda çocuklarınız da aynı heyecanı çok net taşıyorlar. Onu da gördüğüm için ayrıca mutluyum. Çok düzgün, bilinçli, vizyonu olan arkadaşlar aynı şekilde. Çelik Elin gelecek neslinin de sağlam ellerde olacağına dair çok pozitif bir izlenim edindiğimi söyleyebilirim. Bu aşkı ekibinize yansıtmış olmanız, onların da aynı aşkı, aynı heyecanı duyuyor olması. Ben de aynı heyecanı buraya girdiğim ilk andan itibaren hissettim. Öyle hissettirebildiysek ben mutlu. Çok demek keyif, ki amacımıza ulaşıyoruz inşallah. Kesinlikle çok keyif veriyor. Tabii az önce söylemiş olduğunuz İtalya fuarında ki o Türkler geliyor durumunu ben de hissetmediğimi söyleyemeyeceğim. Özellikle Avrupalı... Ama realite gerçek bunlar ya. Tabii Avrupalı üreticinin çok net hissettiği, yani en sesinde Türk üreticisinin ve burada Konya'ya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Konya... Konçin. Benim biraz yukatım da istersen onunla ilgili de küçük bir şey anlatayım da. Buyurun. Hakikaten şu anda Çin dünyayı ticari anlamda söylüyorum bunu. Çok force ediyor kesinlikle. Yani hakim konuma geldiler. Bunun gerekçesi ne? Çok çalışmaları. Evet. Yani gerçekleri konuşmak gerekirse biz de kopya çekerek yapmaya başladık ama bunun bu bir kaçınılmaz süreç, bu süreç yönetimi. Yani şimdi kim olursa olsun işte ben bunu aldım da işte şuradan, yani bunlar ciddi paralar gerektiren şeyler. Bunlar belli bir takvim içerisinde olması gereken şeyler. Yani şimdi 6 tane biz Ar-Ge'ye eleman yaptırdık. Yani normalde şunu yapabiliriz. Sök, kopyala, ölç, anlıyor musun? Birebir aynısını yap. Biz ne dedik? Bizim farkımız kendi özgün tasarımımız. İşte bizim farkımız burada. Ar-Ge'nin firmaya kazandırmış olduğu prestij işte burada kaynaklanıyor. Neden kaynaklanıyor? Bugün eğer bizim ürünlerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında artık belli bir talep görmeye başladıysa bizim çizgimizin farkından kaynaklanıyor. Görüntümüzün farkında yani olmalarının sebebi ben buradayım diye bas bas bağırıyor benim makinalarım. Bir, görüntü olarak. İki, kalite olarak. Yani şimdi dünyanın en güzel makinasında yapsan görüntü olarak, eğer makinanın işlevselliği ve kalitesi insanları tatmin etmiyorsa insanları bir sefer kandırabilirsin. Hadi bilemedin iki sefer kandırabilirsin. Dünya artık küçüldü Oğuz Bey. İnternete giriyorsun, hangi firmayla ilgili istihbarat yapmak istiyorsan bütün tüketicilerin, bütün Türkiye, bütün beyanatlar orada. Tabii. Yani insanlar eğer bir yerlere doğru emin adımlarla gidiyorsa bu tüketicinin bize vermiş olduğu destekten kaynaklanıyor. Ben çok iyi biliyorum. Yani o kadar Çelik El dostları var ki. Hakikaten müteşekkirim. Ama biz hiçbir zaman şunu yapmadık Oğuz Bey. Benim şu anda ciddi bir kurumsal kimliğe gidiyoruz değil mi? Onu gözlemlediniz. Onun şeylerini de gördünüz. Ama benim pazarlamacılarıma, servis elemanlarıma kulaklarına küpe olacak sözlerim vardı. Nedir bunlar? Benim müşterim benim için her şeyden daha önemlidir. Bir, müşterim geldiği zaman kimle muhatap olacaksa mutlaka direkt birebir görüşecek. Yok oraya gideyim, yok bundan randevu alayım, yok müsait mi, yok toplantıyı kesecek, müşterimle muhatap olacak. Bu benim olmazsa olmazım. Benim müşterimin makinasında arıza var. İnşallah bak ilerleyen süreçte göreceksiniz. Gecenin ikisinde dosta artık buraya şu anda belki değil altyapıları oluşturuyoruz. Gecenin ikisinde dosta nöbetçi servis elemanı dikeceğim ben buraya. Yani niye? Çünkü benim yaptığım iş su götürmeyen iş. Nasıl su götürmeyen? Zaman konusunda insanların ızdırabı olan bir iş. Silaj makinesi. Yani onu biçmeye başladı mı bir an önce paketini yapıp kaldırman lazım. Beklemeye gelmez. Bu işin müsamahası yok. O adam eğer bir yıl o makinayla şeyle ürünle ilgili yatırım yaptıysa onu sağlıklı ve sıhhatli bir biçimde sürdürülebilir bir şekilde hasat etmesi lazım. Burada demek ki neye düşüyor bize görev olarak? Bir, benim piyasadaki ürünümün
adetleri ne kadar artarsa buna eş değer olarak paralelinde de servis elemanlarımı artırıyorum. Servis araçlarımı artırıyorum. Niye? Benim müşterim benim için her şeyden daha önemli. Ha! %100 müşteri memnuniyeti hiçbir firma için realist bir yaklaşım değil. Mutlaka insanların egosunu tatmin etmek isteyenler de çıkabilecek bunun içerisinde. Yani şahsi şeylerini öne çıkartmak isteyenler de olabilecek ama samimi ve dürüst müşterilerimle ilgili konuşuyorum ben ki hepsi mutlaka öyledir. Ama istisnalarda kaideleri bozmaz yani bunun içerisinde ne kadar imalatçılar içerisinde suistimale açık insanlar varsa tüketiciyle ilgili de bir takım olumsuz şeyler olabilir. Ama tüketiciyiz tabii ki. Geneline bakmak lazım. Müşteri memnuniyetinin geneline bakmak lazım. Ben buradan hodri meydan diyorum. Girsinler benim firmamla ilgili ne kadar ne diyorlar ona pek şeyde bilmiyorum ama sanal alemde forum siteleri varsa Çelikel'le ilgili çek etsinler. Tabii realist bir şekilde. Ben açığım. Ürünlerime de hakikaten ciddi anlamda güveniyorum. Yapıyoruz biz bunu. Ne anlamda yapıyoruz? Ben kirada oturmama rağmen yıllık tedarik anlamında söylüyorum. Eğer kaliteleri alt alta üst üste koyacak olursam şayet belki yıllık 8-10 ev parası bir düşük kaliteden alacak olsam tasarruf sağlarım. Ama ben evime gittiğim zaman o yatağımda rahat uyuyamam Oğuz Bey. Ben rahat uyumak istiyorum. Aldığımı helal ettirmek istiyorum. Çünkü bir nöbet değişimi firmasının geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak, kurgulamak isteyen bir insanın işinde hile yapmak gibi bir lüksü yok. Lüks! İşini hile yapmak bir insan için lüks. Niçin lüks? Ben uzun vadeli yatırım yapıyorsam işimi hile yapamam. Benim biraz matematiksel boyutuna da gidecek olursak hakikaten reklama, promosyona ciddi anlamda para harcıyorum. Bugün benim önüme getirseler marka değeri olarak servetse dökseler benim bu markam benim için her şeyden önemli. Benim için hiçbir maddi karşılığı yok bunun yani. Yani maddi hiçbir şeyle ben bunu ölçemem yani. Çünkü ben ömrümü vakfetmişim bu işi. Ömrümü harcamışım bu aşk uğruna. Ben bununla ilgili daha idealleri olan bir insan iken tutup da yarı yolda ya ben bu işten yoruldum, ben bu aşktan vazgeçtim. Ne olursa olsun diyebilecek bir lüksüm yok. Veya küçük hesap yapıp belki kaliteden taviz verip onu kesinlikle ticarete çevirip o markaya yapılmış bunca büyük yatırımın zarar görme riskini küçücük hesaplarla göze almak değil mi? Yani hiç benim böyle bir düşüncem yok. Hiç mümkün değil. Batacağımı bilsem kalite konusunda en ufak bir tavizim olmaz. Muhsin Bey'den duyduğum bir bilgi var. Bu çok mutlu etti beni. Yeni bir ürün çalışmanız olduğunu, bir Ar-Ge çalışmanız olduğunu söyledi. Hı hı. Yakıt sarfiyatını yaklaşık olarak dekarda %60 seviyesinde azaltan bir teknolojiden bahsetti. Patentini aldığınızı evet söyledi. Mesela bu o kadar önemli bir şey ki Türk çiftçisi için. Yani bu kadar yüksek maliyetlerin olduğu, satın alma gücü bu kadar düşük bir kesimin, ekmeğini taştan çıkaran bir kesimin verimlilik adına yatırım için bu kadar mücadele verirken, bir de açıkçası bu çabanın içerisindeyken bir de kötü niyetli bir takım üreticilerin kalite konusundaki kandırmacalarına vesairelerine takılması demek. Yani gerçekten orada çok büyük ah olur yani çok ağır olur. Ama bu tip firmaların da ben uzun vadeli olabileceğini yani, düşünmüyorum. Yani tam uzun soluklu olması tabii, zaten ama fuarlarda değil. Yani aslında burada bütün mesele Bekir Bey sizin ifade ettiğiniz gibi çok güzel. Bilinç meselesi bu. Siz işinizi yaparken bir üretici olarak o bilinçle yaklaşıyorsunuz. Tüketicinin de bilinçli yaklaşması lazım. Benim bu program ve mühendis aklı programımdan aslında temel beklentim bu. Ben bir mühendis gözüyle, ben bir teknik adam gözüyle çiftçiyi, bu programı izleyen kişileri ne kadar bilinçlendirebilirsek, onların bakış açısına bir artı katabilirsek, o satın almadaki tercih noktasında da hep söylediğimiz bir şey mesela, doğru makineyi alması gerekiyor çiftçinin. İhtiyacı olan ürünü alması gerekiyor. Kulaktan dolma değil. Ne ihtiyacı olduğunu iyi araştırıp, danışıp,
çarpıştırıp fiyat pazarlıklarını vesaire rekabet içerisinde analizini doğru yapıp gerçek ihtiyacını tedarik edip ondan bilim verim maliyetlerine bakması. Evet, çok verimlilik güzel anlamında. Konuya, çok güzel yani, bir konuya temas ettiniz. Yani ihtiyacının üstünde makine yatırımı yaptığında parasının yarısı çöpe gidiyor. Ya da ihtiyacının altında bir makine yatırımı yaptığında bir o kadar daha fazla parayı o ihtiyacı karşılamak için o makineyi kullanırken harcıyor. Doğru ürün, doğru kullanım yine aynı şekilde o derece önemli. Yani şey gibi yine bir sektör içerisindeki bir büyüğümüzün geçenlerde yaptığımız söyleşte söylediği evet. bir şey var. Bizim kullanma kitaplarında yazdıklarımız o kadar önemli ki diyor. Şuna benzetti, bir araç alıyorsun, aldığın aracı sadece birinci viteste kullanıyorsun. İkinci vitesi var, üçüncü vitesi var, geri vitesi var ama sen hep birinci viteste kullanıyorsun. Şimdi bu da aslında aynı paralelde bir konu. Yatırımının karşılığını alman için onu doğru kullanman lazım. Evet. Doğru tercih yapman evet. lazım. Dolayısıyla işte iyi araştırma yapması kesinlikle. Lazım. Biz ne diyoruz? Arge diyoruz. Biz kesinlikle. Mesela herkesin kendi argesini yapması lazım değil mi? Çiftçinin de. Tedarikçilerden biz malzemelerimizi isterken bir kalite standartlarımız var. Onları istediğimiz zaman biz tekrar gir o insanlara yani itimat kontrole mani değildir. Biz ne yapıyoruz? Girdi kalite kontrolümüz var. İnşallah önümüzdeki yıl ben sizin aracınızla da onu da söylemiş olayım. Ciddi bir laboratuvar kuracağım burada. Bizim sektörde belki ilklerden yine birisi olacak. Çünkü ben hep ilkleri seviyorum. Hayatta ikinciliği sevmiyorum. Belki 250-300 bin dolar civarında bir para harcayıp tamamen kendime özgü laboratuvar kurmak istiyorum. Yani tedarikçiden herhangi bir ürün geldi, dökümcüden herhangi bir ürünümüz geldi, anlıyor musun? Bunların bütün çekme, kopma, mukavemet analizleri, sertlik analizleri, aşınma yani aklına ne gelecek gelebiliyorsa onlarla ilgili ciddi bir laboratuvar yatırımımız olacak. Ama bunu biz bütçe olarak 2015'in sonunda programımızı aldık. Demin ki dediğiniz mevzuya da gelecek olursak biz bugün bunu yaptık. Yarın biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu mantığıyla. Yani en iyisinden kasıt şu, benim sektörümdeki her şey birim maliyetine indirgenmesi lazım. Üretimle ilgili birim maliyeti nedir? Ben iddia ediyorum buradan, hodri meydan. Açık çek veriyorum. Noteri de çağırıp, noter huzurunda eğer arzu eden firma varsa tarlada ben makinalarımı yarıştırmak istiyorum. Silaj makinasında özellikle söylüyorum. En az %25 daha yüksek performans, yakıt olarak da en az %40 daha az yakıt yakacağıyla ilgili iddialı, absürt hiçbir şey söylemiyorum. İddialı bir söylem. İddialı bir söylem söylüyorum. Hele buradaysa arşım burada diyorum. Niye? Ben işimi seviyorum Oğuz Bey. Ben sahada canlı Ar-Ge'yi bizatihi kendim yapıyorum. Yeri geliyor 3 gün uyumamam gerekiyorsa bunu benim müşterilerim şahittir. 3 gün gidip tarlada Ar-Ge yapıyorsam, ben emek veriyorsam Allah bunun mutlaka karşılığını verecek. Niye? Sebeplerini işliyorum ben. Ama ben geldin yerimizi gezdiniz gördünüz. Ben de rahatını seven bir insanım, aptal değilim. Ama bu memleketin yatan insan değil, çalışan insanlara ihtiyacı var. Üreten insanlara ihtiyacı var. Ben bunun sancılarını taşıyorum. Benim memleketim eğer iyi bir yerlere gelecekse, ben de bir birey olarak bu çorbada ne kadar tuzum bulunursa, firmam adına konuşuyorum, o çorbada işte bir tuz dökmek istiyorum. Yani bu üretim kaygısıyla ilgili bütün meslektaşlarımı aynı duyarlılığa sizin aracılığınızla da davet etmek istiyorum. Biz fiyatla rekabet yapmayalım. Biz kalitede rekabet yapalım. Üretimde. Ya dünya çok büyük Oğuz Bey. Hakikaten çok büyük dünya. Türkiye'nin konumu belli. Dünyanın ölçeği belli. Yani biz burada birbirimizi yerken dünyanın her tarafında pazar var ya. Şimdi sen dedin ki işte 6 tane falan inşallah bu 10 olacak. 16 olacak. Niye bir dünya markası çıkartmayalım? Bugün ben iyi biliyorum. Bir firmanın 1,5 milyar avro yıllık cirosu var ya. Niye bir Çelikel olmaz? Niye bir X bir firma olmaz? Niye benim rakibim olmasın? Bak şahsıma da söylemiyorum. Niye benim rakibim olmasın? Onlar da olsun. Niye?
Benim ülkemin birer değeri onlarda yani. Ben yalnız başıma bir işim. Yalnızlık Allah'a mahsus. Biz sahada kalitede rekabet yapacağız ki tatlı bir rekabet olacak ki bu. O heyecanı, hazzı yaşa. Ya aynı kulvarda gidiyorsun tek başınasın. Zevk vermez ki bu bana. Yarış olmazsa bu beni mutlu etmez ki. Yarışacağım. Çünkü niye? Yarış olmazsa insanlar tembelliğe gider. Yarış olacak. O beni kamçılayacak, ben onu kamçılayacağım. O beni kamçılayacak. Yani bu nedir? Bu da o zaman ne yapar? Akabinde kaliteyi beraberinde getir. Kaliteli olan, üreten bir insan da satmama gibi zaten bir şansı yok ya. Bunun ben sayılarının inşallah artarak devam etmesini istiyorum. Dünyanın neresine giderse gidelim. Ben rakibin malınla, makinasınla görsem anormal derecede haz duyuyorum. Bak rakibim diyorum. Yani bilmiyorum bu benimki farklı bir değişik bir duygu mu ama ben memleketini seven bir sanayici olarak benim bir tane Çelikel olmuş, bir tane A firması, bir tane B firması olmuş diye değil. Çelikel'in kaç tane rakibi varsa inşallah uluslararası sahnede görürsem samimiyetle söylüyorum. Allah da kalbimi biliyor benim. Vallahi de mutlu oluyorum, billahi de mutlu oluyorum. Niye? Kendi adıma da mutlu oluyorum. Çünkü benim ülkemin menşe-i şehadetnamesini taşıyan bir ürün Bolivya'ya gitti. Nedir bunun menşei? Türk malı. Mutlaka o giden adamın da satıcının da distribütörün mutlaka rakibi var mıdır? Belki iki, belki üç tane rakibi var mıdır? Ne yapacak adam? Bir, ürünün kalitesi. Menşei belli. Ya mutlaka bunun ülkesinde bir tane üretici yok ya, bir tane çelik geliyor. Mutlaka rakipleri de var diyecek. Doğru mu? Doğru. Ne yapacak? Atlayacak buraya gelecek mi? Benim rakibim sattığı yerden ben de ne mağlanacağım? Ama sadece şundan ızdırap duyarım ben. Biz bir ürün bir ülkeye gönderip de eğer kalite anlamında ciddi anlamda tereddütler varsa bir kendi geleceğiyle oynuyor, iki memleketin geleceğiyle oynuyor. Ben anlatabiliyor muyum şimdi ızdırabım? Çok iyi. Onun için bizim kalite konusunda standartımızı sürekli yukarıya doğru taşımamız lazım. Hissiyatımı bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Bu değişik bir duygu, değişik bir haz. Yani biz ürettikçe ülkemiz çok çok iyi yerlerde gelecek. Bu hani kapitalist düzenin mi dersiniz, ne derseniz deyin. Artık uluslararası sahnelerde coğrafi toprak yapısıyla değil, ekonomik güçle ses getirebilirsin. Ben de bir birey olarak bu havuzda, bu çorbada neyim olabilirse karınca kadar ince, elimden geldiği kadar adı mıdır, elimden gelen budur. İnşallah ben bilmiyorum bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bir inşallah Rabbim de hoşnut olur yaptıklarımızdan. Çünkü bunun bir de öbür tarafı var. Şunu anlatmak istiyorum. İnşallah bu memleketin geleceğiyle ilgili çorbada küçük de olsa eğer bizim de bir tuzumuz bulunursa şahsım ve elemanlarım adına, firmam adına hakikaten mürüvvetli olurum gibime geliyor. Yaptığınız işe olan aşkınızı bizlerle paylaştığınız, izleyicilerimize aktardığınız için, vermiş olduğunuz tüm mesajlar için, sektör içerisindeki tüm sanayici, sizin dostlarınız, bizim dostlarımızın çok önemli mesajlar buradan aldığını düşünüyorum, inanıyorum. Bu son programımız olmayacak inşallah. Bu bir başlangıç olacak. Şundan dolayı onu söyleyebilirim. Tarımın yıldızları Türkiye'de herhangi bir ticari beklenti olmadan Çiftçi TV'nin söyleyecek bir şeyi olan sanayi aktörlerine, üreticilere, çiftçiye kendini açtığı bir mecra. Ve bunun ilk programlarından birini sizinle yapıyoruz. Bence çok da güzel bir örnek teşkil etti Tarım Yıldızları bu bağlamda. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Ben hakikaten samimi hissiyatlarımla söylüyorum.
bana yapmış olduğunuz, firmamıza göstermiş olduğunuz teveccühleri, benim acizane sizden istediğim şey şu. Siz insanlarda görsel olarak algı operasyonu yönetiyorsunuz. Benim sizden ricam şu. Bir, siz makine mühendisiniz. Firmaları iyi analiz edin. Lütfen, bak lütfen, üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen firmaları iyi analiz edin. İnsanlara ticari kaygılarla, ticari gelecekle ilgili reklam, tanıtım filmleri hazırlamayın. Realist davranın. İnsanların o algısına hitap edeceksiniz ya. Onun için sizden özellikle bunu rica ediyorum. Kaliteli firmaları öne çıkardın. Çünkü insanlar sizden görecek, izleyecek ve belki o ürünü almak için karar verecekler. Bunun vebali de var, günahı da var, sevabı da var. Kesinlikle. Bir, kaliteli firmaları ön plana çıkartırsanız mutlaka hem madden hem sevap boyutunda ciddi kazanımlarınız olacak. İnsanlardaki o algı operasyonuyla ilgili eğer ticari kaygılarla kalitesiz ürünleri televizyon ekranına çıkartırsanız bu benle yapmış olduğunuz hem ilk hem de son program olur. Unutmayın bak Oğuz Bey. Şimdi siz ne kadar bizim firmamızı dikkate alıp da buralara geldiyseniz biz de firma olarak ciddi bütçeler ayırıyoruz reklama, promosyona, fuarlara. Benim de hayat felsefem şudur ki televizyonları sık sık izliyorum. Eğer o insanlar üzerindeki yaratmış olduğunuz algılarda, çünkü ben sektörümü çok iyi biliyorum. Kimin kaliteli ürün, kimin de kalitesiz ürün yaptığını da iyi kötü idrak edecek kadar bir mesleki tecrübem var. Hayat tecrübem var. Eğer onlarla ilgili ekrana getirmiş olduğunuz kalitesiz şeyleri de görecek olursam bu benle hem yapmış olduğunuz ilk ve de son program olmuştur. Kusura kalmayın biraz belki ağır gibi oldu ama hiç üstümüze çünkü alamıyorum. Benim insanım gariptir. Benim insanım zor paralar kazanıyor. Onun için sizlere burada ciddi görevler, üstlenmeniz gereken ciddi misyonlar var. Bunların lütfen idrakında olun. Elbette. Sizinle yeni tanıştık ama elbette. Hep kalbinizde, buranızda bir şeyler sızlasın. Yani biri bir yerlere bir şeyler yaparken iyinin hakkını verin, kötüyü de mutlaka eleştirin. Şahsım da bunların ikisinin içerisinde olmak şartıyla. Elbette. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu samimiyetiniz ve açık sözlüğünüz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben şundan teşekkür ederim. Sizin de, izleyicinin de, sektördeki herhangi bir temsilcinin de en ufak bir şüphesi olmasın ki bizler Çiftçi TV'yi bir arena olarak görüyoruz. Biz Çiftçi TV ile iki yola hizmet ediyoruz. Bir tanesi Türk çiftçisinin bilinçlenmesi, küresel rekabet içerisinde kendine yer bulması adına bilgi, eğitim, kültür, haber ve vizyon sağlayacak her türlü içerikle bunu kuvvetli ziraat mühendislerinden oluşan eğitim ekiplerimizle, benim gibi yıllarını sektöre vermiş uzman kişilerin yer alması ve onların herhangi bir ticari formasyona sahip olmadan sadece içerik odaklı programlarla yapmasıyla beraber yönetiyoruz. Bu birinci amacımız. İkinci amacımızsa bir gerçek var. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz Bekir Bey. Kalite kendini gösterir. Kalitesizlik de kendini gösterir. Ben istesem de ama algı farklı bir şey. Ama algı yönetmek noktasında bir yönlendirici unsur olarak biz program yapmıyoruz. Reklam, bence reklam bile bunun içerisinde dahil. Yanlış anlamayın. Dediğim gibi reklamlar hakikaten ciddi insanlar üzerinde algı oluşturuyor. Kesinlikle. Duyar olursanız. Kesinlikle haklısınız. Sizin geleceğinizle ilgili de çok önemli bir nosyon yüklemiş olur. Haklısınız. Bilmiyorum, başka hiçbir şey söylemiyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, kıymetli Çiftçi TV izleyicileri, Tarımı Yıldızlarında bu hafta Türkiye'nin parlayan yıldızlarından Çelikel Tarım Firması'nda Türkiye'nin parlayan, dünyanın inşallah çok daha kuvvetli parlayacak yıldızlarından Çelikel Tarım Firması'ndaydık.
Yanımızda bana göre dünyada pırıl pırıl şahsına münasır kişiliğiyle bilgi, deneyim, vizyon, inanç, kültür, insani çokça fazla kaliteli ve özgün değeri bünyesinde barındıran Sayın Bekir Türkmen'le yapmış olduğumuz bu son söyleşi benim için de hayatım boyunca unutmayacağım çok önemli bir deneyimi teşkil ediyor. Bekir Bey'in söylemiş olduğu üstümüze düşen sorumlulukları da alacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Zaten Çiftçi TV'nin kuruluş amacı da açıkçası sektöre farklı bir soluk getirip alışılmışın dışında bir şeyleri aynen Çelikel'in, aynen Türkiye'de çokça firmanın farklı yaratmış firmanın yapmaya çalıştığı gibi işimizi farklı yapmak ve bu ekranın hakkını vermek, sizlerin de bu vaktinin hakkını vermek amacıyla yola çıktığımızı bu vesileyle dile getirmek isterim. Bir dahaki Tarımın Yıldızları programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.